Tele yani günler su gibi akıyor. Bu hafta sonu yine biri gelecek. Ya ben sabırsızlanıyorum. 6 oyun 5'i Demet'e gittiği haberini Demet'e verip onun yüz ifadesini burada görmek Melih için. Olsaydı ben Melih için de söylerim. Hatta biz Melih için de söyleyelim. Demet derdi. Şimdi sabah Serhan'ın annesiyle başladık güne. Sizler de evet. Soktuk eve. Rezil ay. Oldunuz. Evet. Şimdi başka tam anlamıyla öyle. Yemin ediyorum bak bunu ben cidden, ben de çok becerikli bir kadın sayılmam. Açık konuşayım. Sadece güzel yemek yaparım. Ben de böyle dağınığımdır. Ama erkeklerin evi her zaman değerli toplu. Her zaman yani bir şey görmüşlüğüm yok onun. Dışarıda bir bardak görmedim ben bugüne kadar. Yani çat kapı gidilse her an. Her an. Hazırlı. Böyle bir şey yok. Biz de gördük bugün. Toplarlar bizim evimizi. Temizdi. Temiz. Ne alakası var? Bizde daha tecrübe, bahane bulma. Bir kere pasaklılıktan vetoyu yedik yani kızlar evi olarak böyle bir durum yaşandı. Ay. İkincisi, bugün neden Daniela ve Ceyda erkekler evine gitti biliyor musunuz Serhan'la görüşmeye? Hayır lütfen öğrenelim artık bilmiyoruz. Çünkü annesi Serhan'a bu iki adayı uygun gördü. Ceyda ile Dani'yi mi? Evet. Ceyda! Aa. Gülme canım gülme. Aa. Beni de aday görmüş. Cansel geldi ama eve Ceyda değil. Önce Dani'yi beğendi. Davranışlarını, hareketlerini. Daha sonra da Ceyda'yı beğendi. Oğlum benim gözümde orada sana uyan iki aday var dedi. O yüzden ikinizi yolladık. Zaten şöyle bir düşününce de işte Serhan Ceyda'yla çıkmıştı yola ve Serhan halen bence iki isim arasında bir gidiyor, bir geliyor. Değil mi? Peki Emre polemiği yaşanıyor. Cansel ve Ayça arasında. Emre ile konuştuk biraz ve bu polemik yaşandığı için biraz daha aydınlatalım diye yolladık sizleri. Ne hissettin? Sinirliydim zaten gittiğimde. Sen Cansel'in üstüne gittin çünkü. Evet, Emre araya girdi. Ben orayı terk ettim, çıktım gittim. Emre peşinden Ayça dur nereye gidiyorsun, dur buraya gel işte falan filan arkamdan bağırdı. Çıktım gittim ben, Austin'i de görmedim. Geri geldim, mecbur geri döndüm. Emre ile zaten baş başa konuştuk, açıklamasında yaptı, sorun yok. Şimdi bu akşam yemeğiniz miydi? Evet. Güzel mi menü bugün? Buyurun. Benim için yani. Harika. Ben yemeyeceğim ama sizden bir şey rica edeceğim. Eyvah ah, birisi geliyor. Birisi erkekler gelecek. Erkekler evinden gelecek bu kişi. Ay. Evet. Ve sizinle yemek yiyecek. Kim? Erkek ay, mi? Bir kişi kimdi mi? Siz seçeceksiniz. Ay çok oylama güzel. Yapıyorum. Evet. Serhan ne olur? Ne olur kızlar? Bekleyin aa. Şimdi onlar seçti. O ismi de vereceğim. O da akşam yemeğine oraya gidiyor. Aa. Evet. Ve şöyle söyleyeyim, 6 kişiler, Melih rahatsız bugün biliyorsunuz. Evet, gördüm. 6 kişiler, 6 kişinin 5'i aynı ismi söyledi. Onun yok gelmesini artık istiyoruz dediler, yemin ediyorum. Kim? Aa, tahmin ediyorum ben. Ama önce sizden duymak istiyorum buraya kimin geleceğini. Sonra beşi o gelin adayıyla birlikte, acaba o yani hazır olunca kendisi erkekler acaba evine gidecek. Başlayalım hadi Mehtap'tan başlayalım. Mehtapçığım. Peki. Bence Erdem gelmeli. Bir beraber yemek yemek istiyorum ben. Peki. Beraber değil. Yani seks beraber içeyeceksiniz. Ben bunu bırakmam zaten. Ha, ben onu bırakmam tamam diyorsun. Peki Ayça? Sizce diyorsun yani. Yani sizce kim olabilir ki? Kim olur? Olur kim? Melih ki Emre. Acaba hasta yatağından kaldırayım mı? Bence Melih dermişim. Emre. Ha, Emre. Peki. Serhan. Serhan. Stop. Neden diye sormama gerek var mı Ceyda? Gerek yok. Daniela ile aynı masada olacaklar. Çok tehlikeli ve sinir bozucu olabilir. Ya ona kalırsa ben de aynı şekildeyim. Nereden ben de deyip duruyor yani. Herkese peki oynuyor. Yani şey herkese. Peki Cansa? Emre olsun. Emre. İki Emre mi oldu şu an? Evet. O düşünerek söylerdi. İki Emre, bir Serhan. Ben tabii ki Murat Bey diyorum. Murat Bey. Bak eski hanımlar eyvah böyle beyli. Murat Bey. Daniela. Eyvahlar olsun. O eve gidecek kişi acaba ben miyim diye düşünürsem, ben gidersem eğer. Ya? Erdem gelsin ya. İki Erdem, iki Emre. Erdem olursa ne olur? Evet ya çöz şu işi. Ben şu anda görmek beni istediğim şeyi söyleyebilir miyim? Evet. Özür dileyerek herkesten. Estağfurullah söyle. Erdem ikinci kim söyledi, sen mi söyledin? Evet. Evet. Erdem ya. Üçüncü sen söylersen Erdem bir dakika. Hangi grubu izleme koşuma gider? Ya Erdem gelirse? Emre diyorum. O zaman üç öyle Emre mi geliyor? Evet. Üç öyle evet Emre olmuş. Sen yine bir şey göremeyeceksin.
Çünkü ben gidiyorum. Erkeklerin beşi de seni istedi. Ne? Evet. Kimi? Seni. Demet'i istediler efendim. Erkeklerin keşke beşi de Demet olsaydı. Kasar dedi. Evet. Bir beyefendi Demet Kasar demedi. O da Murat Bey'di. Aa. Hemen burada söyleyeyim kim olduğunu. Beni mi çağırdı? Ve hatta dediler ki akabinde Melih de burada olsa Demet diyecekti dediler. Acayip Emre çay sever ki çayla tamam, beraber içer. Onlara gidince ben söyleyeceksin. Ben bütün gün onlarlasın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sonradan koştu. İyi kolay gelsin. Bay bay. Hadi tebrik ederim. Hey, tebrik hadi bakalım. Ama bir dakika. Ben bunu yiyeyim bence. Riskli davran. Dur bir şey yiyeyim. Aynen. Yakıt almam lazım. Aşkım bir tanem canım. Ben de Erdem'e çok selam söyle. Onu sevdiğimi de söyle. Tamam başkasına gitmeyeceğimi de söyle. Hep onu düşüneceğimi falan söyle tamam mı? Tamam. Aynen. Erkekleri de bunu belirt özellikle gelmesinler istemem. Değil mi? Mehmet abi. İlk defa gidiyor. Ay. İlk defa gidiyor. Evet. Misafirimiz gelecek kızlar. Hadi masaya bir şey yapın da. Demek bulun ya. O yüzden yere akşam çok... yemeği yok. Demet'in yerini onu aç mesela. Tamam, tamam. Şey. Evet, tamam. Ay yiyemedi yavrum ya. Oo, seni aç kaldı. Seni çağırdılar. Çek var kanka. Öyle avut kendini. Sıra bakma. Seni çağırdılar. Emre çek var öyle avut kendini. Ya. Emre neyse sen keke talim et kardeşim. Sana ayıralım mı? Ne diyorsun? Hayır yok keki bitirdik. Sen, kek yok kek bitti. Ayıralım Emre'yi. Ayırız ayırız. Ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Emre'ye bir şey hazırlama konusunda biz sana alışkınız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Sofradayım diye kalkmıyoruz. Kaynanan seviyor seni gel. Ne haber? Gel orta şeker. Ne yemek var? Ne istiyorsun? Hadi yemeği. Hoş geldin. Akşam yemeğini. Vallahi. Buyurun. Bizim orada da et yapıyorlardı tam. Üstüne beni buraya gönderdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi. Buraya onu. Maalesef Ayça, Emre'nin yanına Ayça oturdu. Ben de hanım hanımcı karşısına oturdum. Çünkü Ayça'nın Emre'nin gözünde bitişini seyretmek istedim. Buradan şu çıkmıyor mu? Biz burada bir gelin adayı seçtik. Orada da damat adayı olarak Emre'yi seçtiler. Evet. Emre'yi istiyorlar. Kızlar bütün çoğunluğunda kaçta kaç bilmiyorum Emre dediler. Kızlar da Emre'yi seçti. Mehtap Erdem dedi. Ben ondan eminim. Dani Serhan demiştir. Aa bir saniye. Dani Serhan dediyse okay. Ceyda da Serhan demiş olması lazım. Emre ancak ile ancak bunu Demet'ten öğrenebiliriz. Emre'de iki kişi var. Evet. Demet gelsin görelim. Abi, hiç problem yok. Ve üzüldüğüm nokta ne oldu? O adam burada yemek beklerken yalan oldu. Yalan oldu. Acıkmıştı daha çok. Ben de acıktım abi. Ölüyorum açlıktan ya. Ha, çocuğa orada yemek verseler bari. Ya işte dedim ya, aç kaldın kardeşim, kek var orada dedim. Kek de yok, keki bitirdi. Vallahi. Kek de az var kardeşim. Oo, börek Demet var, börek geldi. Börek neyse var. Demet geldi, sonra konuşuruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aleykümselam. Ya teşekkür ederim. Şerefler getiririz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, sırayla geçiyorum. Biz de yemeği hazırlamıştık merhaba size. Merhaba. Merhabalar. Şerefler getiririz evimize. Ya ev çok güzelmiş bu arada. Ciddi mi söylüyorsun? Ben ilk tanışmaya sade gelmiştim bu eve. Sade bizim evimiz. Tanışmaya yani geldiğimden hani hiçbir şeye bakamamıştım. Bir daha da çağrılmadım veyahut da bir şansım olmadı. Demet kızlardan kim çağırdı Emre'yi? Yani herhalde bir çoğunluk oldu. Bizde belli yani. Söylemiştir Seda Hanım zaten. Acaba söylemem gerekiyor mu? Dedikoduya yani gider. Biraz olsun o kadar. Ne var ki yani? Merak ediyorum çünkü kimler şimdi Emre'yi çağırdı kimler söyledi diye merak ediyorsunuz. Yani ha ben tamam sadece merak ediyorum ama. Tamam söyle. Ben şunu istiyorum. Benim ismim çıktı mı? Şaka şaka şaka. Şöyle söyleyeyim. Emre'yi Ayça haliyle. Okey. Cansel. Okey. Ve ben söyledim. Üçünüz ha tamam okey. Ben niye söyledim? Çünkü Cansel, Ayça, Emre üçlüsünü burada göremedim. Belki devamı orada olur diye. Hadi ya. Hani strateji çünkü benim için hayır şimdi en son ben değil sıra. Böyle yaptım Seda Hanım'a dedim ki bir saniye Seda Hanım bir dakika düşüneceğim. Çünkü Emre ve şeyde kaldı olay. Dur bakayım kimdi o? Burası Füçen. Serhan'da kaldı. Yok teşekkür ederim. Emre ve Serhan'da çok sağlıklı. Sağ ol. Çok sağlıklı. Şey elinize sağlık ama yine de. Afiyet olsun. Emre ve Serhan'da mı kaldı olay? Evet. Sonra ben düşündüm hangisini izlemek hoşuma gider diye. Oo senin kararın belirledi. Şansa. Hani, sen kaldın sona evet, yani. Evet sona ben kaldım evet. Şansıma evet öyle bir şey oldu. Güzeldi yani bu arada çok teşekkür ederim. Teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Estağfurullah. Hani ilk defa buraya geldim. Ele güne karşı çok bir havam oldu. Demet'in tepkisi nasıldı ya? Ay, görmediniz mi? Çok oldu. Valla ne dedi? Yok izletmediler. İnanamadı. Gerçekten beni mi çağırıyorlar? Aa.
Beni mi çağırıyorlar? Havalara uçtu resmen. Uça uça gitti. Sonra tepkisini görüleceğini söyledi Seda Hanım. Ama insan beni iyi çağırırmış ya. O hep bunu söylüyordu yani. Beni herhalde kimse akşam yemeğine çağırmayacak. Ya da böyle bir şey yaşamayacağım diyordu. Bir anda beş kişi tarafından yaşayınca şok uğradı. Demet sonradan iyi koştu. Ben de söyledim ismini. Evet gelsin dedim yani gayet. Demet de senin ismini söyledi. Neden Demet? Vallahi. Evet. Çünkü ben onun pozitifliğine inanıyorum ya. O kızın çok doğru şeyler söylediğini biliyorum. Ve bak. Yani hani kim karar? Tarafsız. Ha, tarafsız olduğunu, objektif olduğuna inanıyorum ve renkli bir karakter. Bizim eser renkli ama o daha renkli. Evet, evet. Evet. Çay vereyim mi yanına? Börek falan var daha iyi mi? Olur, çay alırım. Değil mi? Daha şey. Kalk, çay getir. Siz zahmet etmeyin ya. Burada yok, kalksın getir. Sizden daha küçükler var yani. Kısmetse olur, sen yeter ki sen kısmetse olur.